Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından doluluk oranı %100'e ulaşan Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları bayram sabahında da görsel şölen oluşturdu. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte aynı anda havalanan 165 sıcak hava balonu hem binenlere hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Balona binenler Kapadokya vadilerini kuş bakışı izlerken balona binemeyen yerli ve yabancı turistler de Kapadokya vadilerinde eşsiz manzaranın tadını çıkarttı. UNESCO Kültürel ve Doğal Miras Listesi'nde yer alan peri bacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden güzel vadileri, yeraltı ve yerüstü kaya şehirleriyle hem dünyanın hem de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde bayram hareketliliği devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle bölgeye akın eden yerli turistler sıcak hava balonlarını akın etti. Sıcak hava balon pilotu Suat Orman yapmış olduğu açıklamada, "Malum bayram olduğu için bölgemizde de bayağı bir yoğunluk oluyor. Hem yerli hem yabancı misafirlerimiz açısından. Şu son 4-5 yıla baktığımız zaman da yerli bir turistimizin bölgeye gelmesi aynı zamanda biz turizmciler de memnun ediyor. Özellikle bu pandemi başlangıcı sonrası olsun. Sağ olsun yerli gruplarımız biraz da ekonomimize ve turizm bölgemizde kalkınmasına çok büyük yarar olmuştur. Tabii ki gördüğünüz gibi bu aralar bayram yoğun olduğu için diğer yabancı ülkelerden insanlar da birlikler için geliyorlar. Biraz fazla bir yer bulamıyorlar ama yine de ellerinden geleni sağ olsunlar yapıyorlar. Şu an bölgede 165 tane balonumuz kalkıyor ticari olarak. İlk ve ikinci uçuş olarak ikiye ayrılıyor. İlk uçuşta 105 balon, ikinci uçuşta da 60 balon totalde kalkıyor. Dediğim gibi maksimum 165 balon. Yerli ve yabancı misafirlerimize elimizden geldiği kadar da yardımcı oluyoruz. Kapadokya'ya en dön 1988 yılında gelmişim gençliğimden. Çok şey değişmiş. İşte arada 30 sene sonra tekrar gelmiş olduk. Bayram tatilimiz için vallahi geldik, dolaştık. Daha önce görmediğimiz yerleri gördük. Ondan sonra en son bir balon şeyimiz kaldı, merakımız vardı. O gün de bugün de onu gidereceğiz. İnşallah iyi geçecek. Nevşehir'in Avanos ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Topaklı Mahallesi Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında YC yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı çeşitli hastanelere sevk etti. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Niğde-Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi. Kazada ikisi çocuk, 8 kişi yaralandı. Kaza saat 17 sıralarında Niğde-Kayseri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikisi çocuk olmak üzere 8 yaralı ambulansla Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Allah nasip ederse hem kalite hem dersel hem yıl olarak. Bakın maşallah bu yıl İnşallah bereketli geçer.
Yaz mevsiminin olmazsa olmazı kesmece karpuzlar pazar ve manav tezgahlarında yerini almaya başladı. Herkesin büyük bir keyifle yediği, serinlemenin en doğal yolu tabir edilen karpuz bu yıl Nisan ayında 35 TL'den alıcı buluyor. Buyur abicim. Yerli karpuzmuş. Allah nasip ederse hasada geldi. Fiyatların ekonomik şartlara göre gayet uygun olduğunu ifade eden manavlar, Adana, Antalya gibi sıcak yerlerden karpuzlarımız gelmeye başladı. Mevsimin ilk karpuzları olmasından dolayı fiyatlar 35 TL'den gidiyor. Önümüzdeki aylarda tarlada ürünün çoğalması ile birlikte bu rakam 5 ila 7 TL arasına düşmesi bekleniyor dediler. Nevşehir'in de içerisinde bulunduğu 6 şehirde yoğunlukta bulunan bu böcek ısırdığında çok tehlikeli. Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Konya, Kayseri şehirlerinde daha yoğunlukta rastlanan hatta bir günde 60 tane yumurtayı doğaya bırakabilen bu böcek büyük tehlike oluşturabiliyor. Daha çok tahtların bulunduğu ve betonarme yapıların içerisinde yaşam süren bu böceğe göre de gümüş böceği olarak adlandırılıyor. Sürüngen ve çok sayıda ayağı bulunan gümüş böceği yaklaşık 15 günde büyüyüp kemirgen bir hal alabilme özelliğine de sahip. İnsan vücudunda ısırma yaptığında deride alerjik reaksiyonlara da neden olabiliyor. En çok ise nemli ortamları seven gümüş böceği bu 6 şehirde istila olabilme tehlikesi var. Bu nedenle de uzmanlar bu böcek hakkında uyarıyor ve önlem alınmasını öneriyor. Dokuz günlük bayram tatilinin sonuna gelindi. Dönüşler yavaş yavaş başlıyor. Özellikle bu gece trafikte ciddi yoğunluk bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 gün yapılan resmi tatil öğrenci ve memurlara yaradı. Bu tatili fırsata çevirmek isteyen milyonlarca vatandaş ya memleket hasretini gidermenin ya da tatil yapmanın fırsatını aradı. Geçtiğimiz hafta cuma günü mesai saatlerinin bitmesiyle birlikte milyonlarca insan yollara düştü. Tatilini tamamlayan o vatandaşların tekrardan dönüş yolu başlıyor. Birçok vatandaş bu gece dönüş için erkenden yola koyulacak. Özellikle İstanbul ve Ankara giriş çıkışlarında ciddi yoğunluklar yaşanması bekleniyor. Nevşehir'de de en fazla yoğunluk Sübeyde Hanım Caddesi, Ürgüp Caddesi, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı gibi yerlerde bu yoğunluğun yaşanması bekleniyor. Bu yoğunluktan dolayı şehir merkezindeki vatandaşların bu yolları zorunlu olmadıkça kullanması istenmiyor. Nevşehir gibi bir yerde bu tür kansızlık görmek hayrete düşürüyor. 5 yaşındaki çocuk resmen dilendiriliyor. Nevşehir'de geçtiğimiz gün dilencilerin yaptığı küstahlıklar yüzünden özellikle esnaflar ayaklanmış ve şehir yöneticilerinin bir çözüm yolu bulmaları istenmişti. Ne yazık ki bu haberlerin ardından görüyoruz ki yöneticiler kulak tıkamaya devam ediyor. Yabancı uyruklu 5 yaşındaki çocuk her gün sabahın 8'inde sıcacık yatağından kaldırılacak, okul yerine Meteris Meydanı'nda dilendirilmeye gönderiliyor. Buna göz yuman şehir yöneticilerine ise tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Üzerine mont dahi giydirilmeden tehlikeye atılan bu çocuğun ailesi, hiç vakit kaybetmeden ülkesine sürülmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, böyle adalet mi olur, yazıklar olsun şu duruma göz yumulur mu? Bu çocuğun anne ve babasının eli ayağı tutuyor da bu çocuğu sokaklarda dilendirmeye gönderirlerse tez zamanda ülkesine sürülmesi gereklidir. Anne ve babasının çalışacak durumu yoksa duruma devletin el atması şarttır. Günlerdir bu dilenciler yüzünden resmen şehir karıştı. Tüm bunlara rağmen şehirde böyle şeyler görmek bizleri üzüyor ve sahipsiz olduğumuzu gösteriyor dediler. Genellikle büyük şehirlerde sıklıkla rastladığımız atık toplama işi artık Nevşehir'de de yaygınlaştı. 81 ilde olduğu gibi Nevşehir'de de son yıllarda atık toplayarak geçimini sağlayan vatandaşların sayısında ciddi artışlar olduğu gözlemlendi. Özellikle Suriyeli ailelerin büyük çoğunluğu geçimini bu işten sağlıyor. Moped diye adlandırılan elektrikli araç ile veya el çekme arabalar ile yapılan toplama işlemleri genellikle gece saatlerinde daha çok yapılıyor. Buna sebep olarak da işin yoruculuğu bahane gösteriliyor. Eski Bektik Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanda oturan 30'a yakın Suriyeli sırf bu işten ekmek yiyor. Apartmanda yaşayan çocuklar dahi bu işe adapte olmuş durumda. Kapı önünde 10'a yakın atık toplama aracı mevcut. Bu atık toplama işinin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.
Nevşehir'de mühürlü kapılar dikkat çekiyor. Neredeyse her sokak arasında bu şekilde 3 kapıya rastlanıyor. Nevşehir'de yıllar öncesinde kentsel dönüşüm diye boş ve bakımsız kalan Karasoku mahallesindeki evler bir bir kimsesizliğe terk edildi. Hal böyle olunca ülkelerindeki savaştan dolayı Türkiye'ye yerleşen mülteci aileler bu yapılara yerleşti. Ancak izni dışında herhangi bir yerleşme olmasın diye bazı hane sahipleri evlerinin kapılarını ahşap parçaları çakarak girişi kapattığı görüldü. Geçmişte bu mahallelerde ömrünü geçirmiş insanlar ise bu mühürlü kapıları görünce duygulanıyor. Mahalle sakinlerinden Bülent Cerit, "Bu mahallelerde ömrümüz gitti. Ancak son yıllarda yüksek katlı binaların çıkmasıyla birlikte bizim Karasoku mahallesindeki evlerimiz beğenilmez hal aldı. Halbuki geçmişte Nevşehir'in en lüks mahallesi buralardı. Tabii insan bu mühürlü kapıları görünce ister istemez duygulanıyor. Bu evlerde, bu sokaklarda çocukluklarımız geçti. Gece gündüz demeden arkadaşlarımız ile gönlümüzce eğlenir, oynardık. Vay eski günlerim vay" dedi. Devlet malları koruyup kullanması gerekirken hunharca zarar veriliyor. Mahalle halkı açtı ağzını yumdu gözünü. Nevşehir Cevher Dudayev Mahallesi Acarkent sitesi ön kısmındaki park içerisinde bulunan elektrik trafosu kendini bilmezlerin kurbanı olmaya devam ediyor. Bu parkta gece geç saatlere kadar vakit geçiren bazı gruplar, günün sonunda ise henüz daha 3 gün önce yeni tadilattan geçmiş trafoyu boyadı. Bu çirkin görüntülerden oldukça rahatsızlık duyduklarını ifade eden Acarkent sitesi sakinleri, "Artık bu şehrin harabeye çevrilmesine müsaade verilmesin. Çocuksa çocuk, gençse genç, gözaltına alınıp gerekirse devlet malına zarar vermekten hapse atılsın. Böyle kendini bilmezler yüzünden şehir gelişmiyor. Henüz 3 gün önce yine mahallenin ihbarı üzerine park içerisindeki trafo bakıma alındı. Trafonun duvarları tertemiz boyandı ve burası nezih bir ortam oluşturdu. Ancak bazı embesil, kendini bilmez küstahlar yüzünden yapılan bu güzel çalışma, güzel emekler boşa çıktı. Bunu yapanların dağdaki teröristten ne farkı var? Ha askerimize kurşun sıkmışsın, ha devlet malına zarar vermişsin. Bunu yapan kişilere sorsan vatan millet sakar ederler. Onlardan iyi vatansever yoktur. Gel gör ki söylediğiyle yaptığı çelişmese. Girsinler bunu yapanlar evlerindeki odalarının duvarlarını boyasınlar. Bakalım o halde nasıl yaşayabilecekler. İşte aynı bizler de balkona çıktığımızda bu görüntüleri görmekten bıktık" dediler. Evet değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.